30 Ağustos okulunun binasının projelendirmesinde başka yerdeki projeyi getirip bu kütleyi buraya okulun bahçesine oturtmuşlar ve çocukların hiç hareket edeceği bir bahçe kalmamıştı. Biz de oradaki parkı kamu yararı diye okulun bahçesine kattık ve yolu da orada kesiştiği noktayı da bahçeye kataraktan çocukların oyun alanına içine kattık ve eğitim konusunda da böyle bir katkı vurduk. Daha önceden yapılan plan tarihleri tabii bizden önceki yapılan plan tarihleri de uygundu. Biz de onları devam ettirdik ve oranın bahçe düzenlemesini de düzenleyerekten çocuklara güzel bir ortam sağladık. Eğer ki aslında o kapasitenin dışında daha küçük bir okul yapılması gerekiyor doğruya ama maalesef başka bir projeyi oraya kütleye oturtturuncak 30 Ağustos'ta hiç nefes alacak bir alan kalmamıştı. Biz de bu konuda o parkı çocukların oyun alanına sunduk. Onun için çocuklarımız da daha güzel eğitim görmesi için bir imkan sağladık. Parla bahçe alanının birleşmesi çok güzel oldu. Çocukların oyun alanı çıktı. Okulun bahçesi büyüdü. Bizim mahallemizin yol trafik sakinledi. Mahallede önceden bu yol çok sık kullanılan bir yoldu. Hani araçların sık tercih ettiği, trafik yoğunluğunun daha yüksek olduğu bir yoldu. Haliyle burası da artık okullar bölgesi oldu. 3 tane okul var. Hani küçük çocuklar bahçelerinde top oynuyor, vakit geçiriyor. Öğretmenler çocukları beden dersine çıkarıyor. Önceden bu yol eğer hala eski haliyle devam etseydi bu burada hem bir güvenlik zafiyeti hem de çocuklar istedikleri gibi rahat rahat oynayamayacaktı. Biliyorsunuz çocuklar bizim her şeyimiz. Artık okul bahçesine daha rahat, daha güvenli bir şekilde çıkabiliyorlar. Bölgenin insan trafiğini azalttı. Eskiler buraların nasıl olduğunu biliyor zaten. Bura eskiden çok araç olarak çok kalabalık bir yerdi. Şimdi bu haliyle hem araç için hem de yayalar için trafiği gerçekten açtı, rahatlattı. Gayet güzel bir hal oldu.